Merhabalar. İlk önce bir uyarıda bulunalım. Bu konuyla ilgili olan bir takım bilgiler ve görüntüler bir kısım izleyici için rahatsız edici olabilir efendim. Şimdi ölüm sonrası bu konuda metafizikten dine kadar geniş bir alanda tartışıldığını biliyorum ama ben sadece bir araştırmadan değişik, enteresan bilgileri size aktaracağım. Aynı zamanda koma, bitkisel hayat ve beyin ölümü ile ilgili bir videom var. Onun linkini de yukarıya bırakıyorum. Arzu ederseniz onu da izleyebilirsiniz efendim. Şimdi 4 tane hastamız var. Bunların 3 tanesi kalp hastası. Bir tanesinde ağır ritim problemi var. Bir tanesi kalp nakli olmuş. Nakledilen kalp yetmezliğe girmiş. Üçüncüsünde yaygın kalp damar tıkanıklığı var. Son hastada ise yaygın bir beyin kanaması var. Ve bunlar yoğun bakım hastası. Solunum cihazına bağlılar. Komadalar ve bilinçleri açık değil. Ve EEG çekiliyor. EEG'de de çok minimal bir aktivite var. Ve sonuçta araştırmacılar bu kişilerin yakınlarıyla görüşüyorlar, izin alıyorlar. Hastaların durumu kritik olduğundan ve hayatlarını kaybedebileceklerinden dolayı diyorlar ki hastalarınız hayatını kaybederse biz bir müddet daha öldükten sonra beyin dalgalarını kaydetmek istiyoruz. Onlar da izin veriyorlar. Ve sonuçta bu kişiler bir müddet sonra kalp sorunları nedeniyle kalpleri duruyor. Hemen öyle her şeyi bırakmıyorlar. Yani fişini çektik edebiyat söz konusu değil. Normal kalp masajı yapılıyor. Yani resüsitasyon, yeniden canlandırma işlemi tamamıyla uygulanıyor. Fakat bunlar bu prosedürlere cevap vermediğinden dolayı yani kalpleri duruyor. EKG düz çiziyor. Ve sonuçta bu işlem sonlandırılıyor. Hastalar ölü olarak ilan ediliyorlar. Ölüm saati belirleniyor. Ve ondan sonra ne yapıyorlar? EEG çekilmeye devam ediliyor. Ve daha önceki EEG'lerinde söylediğim gibi EEG'de minimal bir aktivite var. Derin bir koma hali söz konusu. Bakın burada görüyorsunuz. Buradaki özellikle kırmızılara dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızılar yukarıya doğru çıkarsa frekans artıyor. Daha bilinçli bir takım beyin dalgaları söz konusu. Ve sonra bu kişiler ölü olarak ilan edildikten sonra yavaş yavaş işte ilaçları kesiliyor. Ve aynı zamanda solunum aletine bağlayan soluk borusunda tüp de çekiliyor. Bu çok önemli bir hadise. Ve görülüyor ki 4 hastanın ikisinde EEG dalgalarından öncesiyle tüpün çekilmesi sırasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, herhangi bir değişik dahi olmamış. Fakat buna karşın 4 hastadan ikisinde tüp çekildikten sonra 300 saniye sonra yani yaklaşık 5 dakika sonra birdenbire bu kişilerin beyninde bir kırmızı renkte artış oluyor. Yani beyin dalgaları yüksek frekansta bir yayın yapıyorlar. Ve bu çok ilginç bir durum tabii ki. 5 dakika geçmiş aradan düşünebiliyor musunuz? Ve buna karşın bakıyorlar ki acaba bu beyin dalgaları hani beynin son bir haykırışı mı acaba? Çünkü bu vücutta şok tablosunda da olur. Tansiyon çok düştüğü zaman belli müddetten sonra hücre dolaşımı, doku dolaşımı artık sona geldiği andan itibaren birdenbire dokular son cephaneleriyle beraber sinir sisteminde harekete geçirerek bir patlama yaşarlar. Bu da benzer bir şekilde yani beynin ölmeden önceki son haykırışı mı diye merak etmişler. Ve incelemişler acaba beyin dalgaları hangi bölgede oluyor? Bakmışlar ki beynin bilinçle ilgili bölgelerinde oluyor. Ve hatta bilinçle ilgili bölgelerin birbirleri arasında konuştuğu dahi söz konusu olduğu düşünülmüş. Fakat 4 hastanın ikisinde tabii bundan böyle büyük bir anlam çıkartmak, öldükten sonra canlanmak falan diye bir şey söz konusu değil. Fakat böyle bir olay meydana gelmiş. Ve daha önemlisi de bu insanların daha önce minimal bir beyin aktivitesi vardı. Birdenbire böyle bir farklı, daha önce yaşanmamış bir bilinç deneyimi olduğunu düşünüyorlar. Yani bizim bilinç biliyorsunuz tüm algılarımızla ve duygularımızla beraber kendimizi bilme halimiz. Fakat bu hadise, yani bu dalgaların özelliğine baktıkları zaman bu kişilerin özellikle rüyaya benzer bir tablo içerisinde olduklarını veya Sara nöbeti sırasındaki tabloya benzer bir dalga dizilimi gösterdiğini bulmuşlar. Tabii bu 4 kişiden 2 kişi de buna benzer bir takım olayların olması bunun illa da bir kaide olduğu haline dönüştüremeyiz. Fakat burada asıl merak ettiğimiz ve eksik kaldığımız konu şu. Hani ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili metafizik bir takım aforizmalarda bulunmak istemiyorum. Ama şu insanoğlunun bilinci farklı bir boyutta da yaşanabiliyor. Bu belki anlama gelebilir. Veya biz en azından beyin ve bilinç konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz efendim. Bunu ilginç buldum. Bu 2023 Mayıs ayında yayınlanmış bir makaleden köken alıyor bu video.
Ve işin ilginç tarafı da bu haslar 2014 yılından itibaren biriktirilmiş haslar. Tabii 4 hasta oldukça az bir sayıda değerlendirilebilir. Ama kabul ediniz ki bu yoğun bakımdaki her hastanın yakını böyle bir çalışmaya katılmak istemeyebilir. Bunu da düşünmek gerekiyor ve bu insanları da haklı bulmak gerekiyor. Sonuçta dediğimiz gibi insanoğlu hala vücudunu, beynini ve bilinç diye tanımlanan şeyi daha henüz kesin olarak keşfetmiş değil efendim. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.